yer almakta ve temsil ettiği her alanda da üst düzeyde kendi varlığını ve iddiasını hissettirmekte. Tabii iddiamız yüksek olunca onun karşısında olan sesler de bu oranda yüksek geliyor. Ama bize karşı yönelilecek olan her türlü olumsuz düşünceye karşı en büyük gücümüz kendi temsil ettiğimiz birlik, beraberlik ve şurada da efendim yankısını bulan heyecan, milli heyecanımızdır. Nisan 1919'da Orta Karadeniz bölgesindeki bazı asayiş problemlerini halletmek üzere 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi olarak görevlendirilmiştir. Sultan Vahdettin'in iradesiyle. Önemli bir aslında ekolün temsilciliğiyiz. Çünkü İstanbul Üniversitesi aslında çok değerli iki hocası milli mücadelenin tarihiyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptılar. Bir tanesi benim hocamdı, rahmetli hocam Profesör Doktor Toptamış Ateş'ti. Diğeri de siyasaldan çok değerli hocam, o da rahmetli Profesör Doktor Bülent Tanör'dü. İki tane ekol yarattılar. Şimdi tabii 1920'lerin ya da 30'ların tarih bakış açısıyla yaklaştığımızda 1919'un koşulları gerçekten hiç iç açıcı değildir. Yani real olarak da baktığımızda, nesnel olarak da tarihçi gözüyle baktığımızda hiç iç açıcı değildir. Mustafa Kemal Paşa'nın, Büyük Atatürk'ün nutkunda da belirttiği gibi vatanın bütün kaleleri düşmüş, bütün orduları dağıtılmış, tersaneleri işgal altına girmiş. Gerçekten imparatorluğun en karanlık dönemi olarak görmek mümkündür. Hocam buradayız. Lütfen.